15 Temmuz 2016 günü Türkiye'de bir darbe girişimi yaşadık. Ancak bu darbe girişiminden önceki süreç çok çok önemli. Ve aynı zamanda sadece 15 Temmuz'da bitmiyor. 15 Temmuz'dan sonrası da var, geçmişi de var. Ve şu anda hali hazırda bütün dünyada da yaşanmakta olan bazı gelişmeler var. Biz burada olsun, Kırgızistan'da olsun, dünyanın her bir köşesinde bu Fethullahçı terör örgütüyle ilgili olarak sürekli olarak dostlarımızı, kardeşlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Eğitim olarak ön plana çıkan bazı çalışmaların aslında nasıl desteklendiğini, kötü yönünde de kullanıldığını bu belgeselde gayet net ve açık bir şekilde göreceksiniz. Ticaret olarak öne çıkan bazı yapıların aslında neye hizmet ettiğini gayet net olarak göreceksiniz. Kültür ve diyalog adı altında bazı vakıfların neye hizmet ettiğini gayet net göreceksiniz. Bu hafta göreceksiniz Kırgızistan'da, Bişkek'te bir sürü aktivitemiz olacak. Bunlardan bir tanesi 15 Temmuz günü Büyükelçiliğimizde hepinizin de davetli olduğu bir etkinlik düzenleyeceğiz. Hem 15 Temmuz'u Milli Birlik ve Demokrasi günümüzü orada anacağız o etkinlikte. Basınla da bir araya geleceğiz. Arkasından camide, Manas Camii'nde mevlid okutulacak. Belgesel tekrar gösterilecek. 16'sında da Milli Kütüphane'de bir etkinliğimiz olacak. Televizyonlarda, gazetelerde etkinliklerimiz olacak. Kırgız dostlarımızı Türkiye'de ağırlayacağız. Kırgızistan'da biz bu Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'de nelere yol açtığını ve diğer ülkelerde de nelere yol açabileceğini biraz anlatmaya çalışacağız. The people with the money control everything. They control the judges, they control the politics, they control the government. Every place I've been, I've discovered the same pattern. Аты жөнүм Арнал Асхатулу. Бул кино жөнүндө мен жеке өзүмдүн оюм. Туура эми ар кандай маалыматтар берилген. Бүгүнкү ушул кино маселесинде биз кандайдыр бир мен тааныган Фетхуллах Гүлен уюму тууралуу биз мурда эч болуп көрбөгөндөй бир башка бир ойдо болгонбуз. Кийинчерээк Түркиядагы окуялардан кийин биз булардын чыныгы жүзү кандай экенин тааныдык да. Ошол эле учурда бүгүнкү бул кинонун негизинде булардын чыныгы жүзүн дагы жакындан тааныган киши болдум. Себеби бул жерде алардын максаты бир эле мамлекетте төңкөрүш кылуу эмес. Булардын максаты келечекте бүтүндөй ислам ааламын же болбосо өздөрү каалаган бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү окууларында алардын койгон максаттары келечекте бир жаңы бир башка бир дүйнөнү өздөрүндө бириктирүү жана ошонун башкаруу системасы бар экендигин билдим. Бул деген өзүңүн жашап жаткан мамлекетиңе, айрыкча Түркия мамлекетине Фетхуллах Гүлендин жасаган эң чоң кыянаты деп белгилейм. Ошол эле учурда биздин Кыргызстандагы жаштарды Фетхуллах Гүлен уюмуна таандык болуп калган себат окуу жайларын бүтүргөн жаштардын баардыгына айтып кетет элем. Кыргызда жакшы сөз бар. Эсиң барда этегиңди жый дейт. Эсиңер барыңарда өзүңөрдүн мамлекетиңерге туура эмес жолдон кайтканыңарды кабыл алып, бир эле өзүн Кудай намына жеткирип алган же болбосо өзүн Махди деп атаган Фетхуллах Гүлендин ойнунан кайтып өзүңөрдүн мамлекетиңерге, өзүңөрдүн ата журтуңарга кызмат кылгыла демекчимин.